Sevgili futbol severler, herkese mutlu akşamlar, mutlu pazarlar. Güzel bir müsabaka, sizlerle birlikteyiz. Alemdağ Stadı'nda, bugün ya İstanbul'da yağmurlu bir hava hakim. Maç biraz sarktı, Alemdağ maçı. O yüzden yayına şimdi girdik. Az önce sonuçlanan Gülsuyu Spor Kulübü, Dikilitaş Spor Kulübü ile 0-0 berabere kalmıştı. Süper Amatör Lig 8. hafta müsabakasını Emre Tahir Özsoy'un yorumuyla izlemiştiniz. Şimdi ben Onur Özsoy, Alemdağ Stadı'ndan sizlerle birlikte olacağım. Ataşehir Doğuş takımı Çekmeköy Alemdağ ile karşı karşıya geliyor. Liderlik mücadelesi U18 Ligi, bakalım hangi takım liderlik koltuğuna oturacak. Tabii ki her şeyden önemli futbolun dostluk, futbolun kardeşlik olduğunu hatırlatıyoruz. İki takıma da birazdan tekrardan sizlerle birlikte olacağız. İsterseniz iki takımın da ilk 11'ini sizlere aktaralım. Kalede Diyar görev alıyor. Çekmeköy Alemdağ'da hemen önünde Emrah, Orhun, Oğan, Mehmet, Berkant, Mesut, Azercan ve Yiğit, Enes, Arun ilk 11'iyle sahada olacak Alemdağ takımı. Yedek kulübesi Yunus Emre, Emir Mehmet, Ensar, Onur, Emir, Baver. İlerleyen dakikalarda teknik sorumlu Celal Erkay'dan görev almayı bekleyecek. Antrenör olarak da Mahmut Köysören görev alıyor bu müsabakada. Bir de gözü Ataşehir Doğuş takımına göz atalım. Kalede Özgür görev alıyor. Ataşehir Doğuş takımında Ufuk, Erdoğan, Oskoparan, Hakan, İshak, Satılmış, Yahya, Kaan, Emre, Enes ilk 11 ile sahada olacak Ataşehir Doğuş takımı. Yedek kulübesi Ali, Toprak, Enes, Latifan, Mert, Harun ve Yağız ilerleyen dakikalarda Erdal Sert'ten görev almayı bekleyecek oyuncularıydı. Ataşehir Doğuş takımının teknik sorumlusu Taner Şar, yönetici olarak da Nurali Ocak görev alıyor bu müsabakada. Artık müsabakanın başlamasına çok az bir süre kaldı. Siz değerli izleyenlerimize Özsoy TV kalitesinde HD yayınlara devam ediyoruz. YouTube kanalımızı abone olmayı ve takip et butonlarını unutmayalım. Yayına girdiğimizde otomatikman sizlere bildirim düşecektir. Ve sponsorumuz Hızır Metal, Hızlı Metal sponsorluğunda sizlerle buluşturduk yayını. Bugün Alemdağ'da da maçın başlamasına az bir süre kala yoğun bir yağmur yağışı başladı. Şu anda da o yağış devam ediyor. Soğuk bir hava. İstanbul pazar akşamı. Özsoy Prodüksiyon Instagram hesabımız şu anda da ekranlara geliyor. Oradan da gerekli yayın bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sizler de yayınlarınızı ekranlarda görmek isterseniz Instagram hesabımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ufak bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. Türker, Türker'in vuruşu! Mükemmel bir gol! U16 Ligi, U18 Ligi, 2. Amatör Lig, 1. Amatör Lig, Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz.
Yoğun yağmur yağışı hala devam ediyor. İki takım da ısınmalarını sürdürüyorlar. Alemdağ Stadı'nda biliyorsunuz konumu yeşillik alana yakın bir konumda olduğu için yoğun bir yağış alıyor. Şu anda da o yağışın etkisi saha içerisinde sürüyor. Kesintisiz yayını sizlerle aktaracağız. Umarız ciddi bir problem olmazsa.
Hızlı Metal sponsorluğunda yayınlarımız Alemde Aslında sizlerle birlikteyiz. Şu anda ekranlara yansıyor. Ataşehir Doğuş Spor Kulübü. Onlar da son hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir de gözü Çekmeköy Alemdağ takımına atalım. Yeşil formayla sahada olacak Çekmeköy Alemdağ Spor Kulübü. Soğukta etkisini göstermeye başladı. Evet, şu anda reji ekibimiz de ekranlara taşıdı. Çekmeköy Alemdağ takımını U18 müsabakası lider konumda Ataşehir Doğuş. Üçüncü sırada yer alıyor Alemdağ Spor Kulübü. Bir liderlik mücadelesi tadındaki müsabaka. Alemdağ Spor Kulübü bu müsabakayı kazanırsa yine Ataşehir Doğuş Spor Kulübü bir puanlık zirve serüvenini sürdürecek. Bizler de Alemdağ adından sizlerle birlikte olacağız. Özsoy Prodüksiyon olarak, Özsoy Prodüksiyon Instagram hesabımız, bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Gerekli yayın bilgilendirmeleri de Instagram hesabımız olan Özsoy Prodüksiyon'dan yapıyoruz. YouTube kanalımız Özsoy TV'de sizlerle birlikteyiz. Umarız güzel, neşe dolu bir müsabaka izleriz. Bol keyifli. Birazdan sizlerle birlikteyiz. Artık maçın hakemlerini bekliyoruz sahaya. Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 ligi, U18 ligi, 2. amatör lig, 1. amatör lig, süper amatör lig, bölgesel amatör lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz. Artık müsabakanın başlamasına çok az bir süre kaldı. Yağmur da hafiften etkisini azaltmaya başladı. Alemdağ stadında sarı formayla sahada olacak Ataşehir Doğuş
Kulübü yeşil formayla da Çekmeköy Alemdağ Spor Kulübü sahada olacak. Evet, karşıda Alemdağ taraftarı ekranlara getiriyor ekibimiz. Onlar da yayın kulübesindeler. Bizler bugün farklı bir açıdan sizlerle birlikteyiz. Bir de tribünlere dönelim. Recep'imizden rica edelim. Şöyle tribünleri alırsak. Çekmeköy Alemdağ Stadı'nın tribünleri ekranlara yansıyor. Artık maç öncesinde soğuk da etkisini gösteriyor. Hızlı Metal sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Çekmeköy Alemdağ Stadı'nda. Artık maçın hakemlerini de bekliyoruz. Halis haklı müsabaka. Normal süresi 4.5 olarak belirlenmişti. Yaklaşık bir saattir bu maçın öncesinde oynanan müsabakadan dolayı sarkmıştı. Şimdi de maçın hakemini bekliyoruz. Bu maçın trio hakemleri Eren Korkmaz, Nusa Ertal ve Mehmet Kümmeçoğlu görev alıyor bu müsabakada. Maçı yönetecek hakemlerimiz de seremoni noktasına geldiler. Güzel bir atmosfer, hava yağışlı olmasına rağmen güzel bir hava. Alemdağ Spor Kulübü Ataşehir Doğuş takımıyla karşı karşıya gelecek bu müsabakada. YouTube kanalımız Öztürk TV'den sizlerle birlikte olacak. Sarı formayla görev alıyor Ataşehir Doğuş takımı. Yeşil formada ise Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü yer alacak. Maçın hakemleri de son kontrollerini yapıyorlar. İki takıma da güzel bir müsabaka. U18 liderlik tadında müsabaka. Seremoni noktasında iki takım da evet, takımlar şehitlerimiz için saygı duruşu, bizler de taraftarı da saygı duruşuna davet ediyoruz. Buradan mekanları cennet olsun saygıdeğer şehitlerimizin. Bir dakikalık saygı duruşunda iki takım da
Evet, kaptanları yanına davet etti maçın hakemi. Artık çok az bir süremiz kaldı. Derbi tadındaki müsabaka. Bakalım hangi takım puan hanesine ekleyecek? Çekmeköy Belediye, Alemdağ Spor Kulübü mü? Ataşehir Doğuş mu? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tabii ki puandan önemlisi futbolun dostluk, futbolun kardeşlik olduğunu hatırlatıyoruz. Genç kardeşlerimize Ataşehir Doğuş takımı da son konuşmaları için yedek kulübesinde hocalardan dilekliklerini alıyor. Bir de gözü Alemdağ takımına atalım. Onlar da maç konuşması için bir araya geldi. Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 Ligi, U18 Ligi, 2. Amatör Lig, 1. Amatör Lig, Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz. Ve gözlerimiz maçın hakeminde, yağmur yağışı da etkisini arttırdı. Ve düdük geldi. İlk yarıya Ataşehir Doğuş başladı. Sağ tarafa doğru aktarılan top. O noktada kafalardan sekti. Harun. İki kişi arasında Harun, sıyrılma çabası o noktada. Enes girdi, Enes içeri doğru çevirdi, sol tarafa doğru aktarılan top. Yahya ile kaleci Diyar'a kadar ulaştı o top. Yağmurun şiddeti o kadar arttı ki Diyar. Uzun bir degaj gönderdi, Ataşehir Doğuş olmasına kadar. O noktada savunma karşıladı Hakan'la. Sağ tarafa doğru aktarılan top. Ceza sahasına girme çabası. Yardımcı hakemin bayrağı var. Serbest vuruş. Ataşehir takımı kullanacak. Serbest vuruşu. Kritik bir nokta. Topun gerisine gitti kaptan Emre. Serbest vuruşu kullanmak üzere. Kaleci Diyar tekli bir baraj istedi takım arkadaşından. Azer de o barajda. Emre topun gerisinde. Kritik bir duran top organizasyonu. Emre ceza sahasına doğru gönderdi. Boşta kalan top. Kimse dokunamadı. Alemdağ savunması uzaklaştırdı. Enes'in önünde kalan Enes'in vuruşu oradan dışarı gitti. Bir top kaybı daha. Erdoğan pasını aktardı. Yahya ceza sahasına doğru gönderdi top. Kaleci Diyar. Uzun bir top gönderdi savunma arkasına doğru. Kademesinde dikkatli. Ataşehir takımı toz koparanla çizgi üzerinde topu kontrol etti Alemdağ takımı. Harun. Harun uzaklardan kaleyi yokladı. Kaleci Özgür. Güzel bir kurtarış yaptı. Kaleci Özgür.
Taraftarından da alkış aldı. Burada Harun'un vuruşu, kaleci Özgür başarılıydı. Pozisyonu tekrarını da ekranlara taşıdık. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Özgür. Gönderdiği yerde Harun. Dripling halinde Harun astı topa. Ayakta kaldı. Harun ikinci pozisyon. Serbest vuruş. O noktada Erdoğan'ın yaptığı müdahalede yerde kaldı. Harun serbest vuruşu da belirledi maçın hakemi. Serbest vuruş kullanacak Çekmeköy Belediye Alevdağ Spor Kulübü. Kritik bir nokta. Berkat var topun gerisinde. Serbest vuruşu kullanmak üzere. Kaleci Özgür barajı ayarlıyor şu anda. Kritik bir nokta. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek. Berkant topun gerisinde serbest vuruşu kullanmak üzere düdük geldi. Berkant doğrudan kaleye düşündü. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Alemdağ Spor Kulübü. Burada kaleyi düşündü Berkant. Oradan dışarı gitti o top. Erdoğan. Harun mücadelesi Erdoğan'da kaldı. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Savunmadan bir müdahale. Atak devam edecekler Kanatlışehir takımında. Topu kaptırdı Yahya. Sol tarafa doğru gönderilen top. O noktada Mesut'a yapılan müdahale serbest vuruş. Hemen kullanıldı serbest vuruş. O noktada Oskoporan'dan seken top. Hakan'ın kontrolünde oyun alanı terk etti. Özgür kullanıyor kale vuruşunu. Uzun bir top gönderdi orta yuvarlığa doğru. Alemdağ savunması karşıladı o topu. Bir top kaybı daha. Harun. Harun. İçine gitti Harun Erdoğan karşısında. Harun. Bastı topa. Bir elle oynama. Serbest vuruşu verdi maçın hakemi. Burada bir elle oynama belirledi. Eren Korkmaz. Hemen kullanıldı. Sağ tarafa doğru aktarıldı. Harun. Harun. İçine gitti. O noktada bir müdahale gelmişti. Ataşehir Doğuş takımından. Erdoğan'dan seken top. Taç atışı. Alemdağ takımı kullanacak. Emrah'la. Emrah. Ceza sahasına doğru gönderilen top boşta kaldı. Orhun. Yükseklik kazandırılan top. Oyun alanı terk etti. Taç atışı Ataşehir takımı kullanacak Erdoğan'la. Alemdağ stadından Hızlı Metal sponsorluğunda yayınlarımız devam ediyor. Erdoğan kullanacak taç atışını. Uzun bir taç atışı geldi. Serbest vuruşu verdi Eren Korkmaz. Ataşehir Doğuş takımına. Kaptan Emre topun gerisinde serbest vuruşu kullanmak üzere.
Emre oradan kaleyi düşündü. Kaleci yar. Savunma arkasına doğru gönderilen top, kontra atak şansı. Mesut bastı topa. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Ataşehir takımı. Erdoğan yerden gönderdi. Enes'e doğru dar alandan çıktı Ataşehir takımı. Mehmet serbest vuruş. Alemdağ takımı kullanacak dedi. Maçın hakemi Eren Korkmaz serbest vuruş kullanacak. Çekmeköy Alemdağ takımı normal sürede ilk yarıda 9. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Savunma arkasına doğru gönderilen top sağ tarafta Harun'un önünde kaldı. Harun Erdoğan karşıladı. Harun'un vuruşu yerden. Kaleci Özgür. Burada Harun vuruşunu yaptı. Kaleci Özgür'de kaldı o top. Bir serbest vuruş daha kullanacak. Çekmeköy Alemdağ takımı. Yağmur da etkisini gitgide arttırmaya başladı. Alemdağ aslında uzun bir top savunma arkasına doğru gönderildi. O noktada savunmadan seken top Erdoğan yükseklik kazandırdı. Presi vardı Enes'in. Hakan yerde kaldı. Ataşehir takımında serbest vuruş. Ataşehir takımı kullanacak. Topun hareketli olduğunu belirtti. Eren Korkmaz yerinden kullanılmasını istiyor. Hakan kullanacak serbest vuruşu. Hakan uzun bir top gönderdi. Alemdağ savunmasına kadar savunma karşıladı. Erdoğan aktardığı yerde Enes ceza sahasına doğru gönderdiği top. Kaleci Diyar çıkmadı kalesinden. Arka tarafta Kaan yükseklik kazandırdı. Emre yerde kaldı, oynayın diyor maçın hakemi. Savunma arkasına doğru kaleci Özgür çıktı kalesinden. Uzun bir top gönderdi. Berkant. Erdoğan karşıladı Berkant'ı. Top Berkant'ta kaldı, döndü geriye. Mehmet. Bir top kaybı. Çekmeköy Alemdağ takımında savunma yerleşmişti. İshak sağ tarafa doğru aktardı. O noktada Doğan'dan kritik bir müdahale geldi. Taç atışı. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak. Hemen kullanıldı taç atışı. O noktada İshak uzaklardan kaleyi yokladı Ataşehir Doğuş. Savunmadan sekti o top. Emre. Emre'nin vuruşu. Kaleci Diyar çıktı kalesinden. Topu kazandı. Kritik bir müdahale yaptı kaleci Diyar. Uzun bir degaj gönderdi. Orta yuvarlağa doğru. Eren Korkmaz serbest vuruşu Ataşehir takımına verdi. Hakan kullanıyor serbest vuruşu. Savunma arkasına doğru gönderilen top Diyar çıktı kalesinden. Yerde kaldı. Sağlık ekiplerini sahaya davet ediyor. Eren Korkmaz. Burada yerde kaldı. Kaleci Diyar.
Bir daha ağır çekimde izleyelim. Bir sağ sahasına doğru gönderilen top. Kaleci Diyar çıktı. Yerde kaldığı pozisyon. Reji ekibimiz ekranlara taşıdı. Yağmurun ne kadar etkili yağdığını şu anda ekranlara da yansıyor. Şiddetli bir yağmur yağışı var. Alem dastladığında. Kaleci Diyar'ı doğruldu. Hakem atışıyla oyun başladı. Orta yuvarlağa doğru gönderilen top. O noktada Yiğit'ten top kaybı geldi. Hakan döndü kalecisi Özgür'e. Özgür bekletmeden gönderdiği yerde. Emrah girmişti araya. Erdoğan. Harun'un presi var o noktada. Tekrar Erdoğan. Erdoğan. Gönderdiği yerde Alemdağ takımının presini sürdürdü. Taç atışı. Ataşehir takımı kullanacak. Erdoğan'la. Hemen kullandı Erdoğan. Gönderdiği yerde bir top kaybı. Hakan'ın da presi vardı o noktada. Yağmur o kadar etkili yağıyor ki maçın başından beri zamanlar ilerledikçe etkisini daha da çok arttırmaya başladı. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Çekmeköy Alemdağ takımı. Uzun bir top gönderildi orta yuvarlağa doğru. Savunma karşıladı. Kaan sağ tarafa doğru aktardı. Yatarak bir müdahale geldi o noktada Mesut'tan. Topu kazandı Çekmeköy Alemdağ takımı. Mesut bir top kaybı daha. Öncesinde maçın hakemi Eren Korkmaz serbest vuruşu belirledi. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak serbest vuruşu. Uzun bir top ceza sahasına doğru. O noktada Ataşehir savunması izin vermedi. İshak da uzaklaştırdı o topu. Karşı atak şansı Kaan'la. Çekmeköy Alemdağ savunması yerleşme çabasında kısa düştü. Uzaklaştırma çabası İhsan vuruşu. Düzeltiyorum Kaan'ın vuruşu. Kaleci Diyar'da kaldı. Diyar uzun bir degaj gönderdi. O noktada Harun. Harun dikine gitti. Riske girmedi. Ataşehir savunması topu dışarı gönderdi. Taç atışı. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Yahya ile hemen kullandı. Düzeltiyorum Emrah'la dedi. Etkisiz bir taç atışı organizasyonu izledik. Şık bir çalım Harun'un önüne aktarıldı. Harun gönderdiği yerde Ataşehir savunması karşı atak şansı savunma arkasına doğru gönderilen top ters müdahale. Boşta kaldı. O noktada Hakan yerde ceza sahası içinde serbest vuruşuna verdi. Eren Korkmaz şimdi de oyunu durduruyor.
Serbest vuruşu kullanacak. Ataşehir takımı. Havada aile soğuk etkisini göstermeye başladı. Hakan topun gerisinde. Hakan savunma arkasına doğru gönderdiği top bir anda boşta kaldı. Ya içeri doğru çevirdi. Bilelere giden top. Gol değeri kazanmıyor. Maçın yardımcı hakemi Nisa Artal'ın bayrağı vardı o pozisyonda. Pozisyonu tekrarını da izleyeceğiz. Bilelere giden top gol değeri kazanmadı. Burada bilelere giden top ayrak kalktığı için gol değeri kazanmadı. Pozisyonu tekrar da ekranlara geldi. Savunma arkasına doğru o noktada Yiğit'in gönderdiği yerde taç atışı Ataşehir takımı kullanacak. Harun'la bir anlaşmazlık yaşadı. Enes yükseltti. Savunma arkasına doğru tekrar Enes. Sağ tarafa doğru aktardı. Berkant. O da oynadı. Harun ceza sahasına doğru gönderdiği top bir anda yükseklik kazandırıldı. Emrah. Havalardan seken top rüzgarın da azizliğine vuruyor. Mesut'un presi var. Mesut topu kazandı. Mesut. O noktada Yahya girdi araya. Taç atışı. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Kaan savunma arkasına doğru gönderdiği top. Kaleci Diyar çıkmadı kalesinden. Ya. Bakıyoruz. Köşe vuruşunu gösteriyor maçın hakemi. Enes'in vuruşunda bizlerde gol diye ayağa kalkmıştık. Sonradan savunmanın bir müdahalesi olduğunu belirtti. Yağmurda şiddetini arttırdı. Şu anda ekranlara yansıyor. Yağmurun ne kadar şiddetli yağdığı teşekkürümüz ekranlara taşıdı. Köşe vuruşu kullanacak. Ataşehir Doğuş Spor Kulübü. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Savunmada Harun kademesine kadar gelmişti. O noktada Enes'ten bir top kaybı. Harun için hızlı top oldu. Savunma arkasına doğru. Yağmur neredeyse bizlere kadar ulaştı. Çekmeköy'de uzaklardan kaleyi yokladı. Asfaltta dışarı çıktı. O noktada o kadar güzel yere gönderdi ki asfaltta dışarı çıktı o top. Satılmışın şutu neredeyse gol diye taraftarlar ayağa kalkmıştı bu pozisyonda. İlk yarıda normal sürede 23. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik var derbi tadındaki müsabakada. Uzun bir top gönderildi. Kaptan Emre ters bir müdahale yaptı. O noktada Harun'un piresi var. Emre gönderdiği yerde Harun. O da aktardı. İki kişi arasına girdi. Mesut o alanda top kaybı yaşadı. Çekmeköy Alemdağ takımı satılmış. Emre. Emrah'ın piresi. Taç atışı.
Ataşehir takımı hemen kullandı. Satılmış'a doğru. Mehmet'ten de bir müdahale geldi. Birkaç atışı daha kullanacak. Ataşehir. Erdoğan kullanıyor taç atışını. Satılmış. Ceza sahasına doğru gönderdiği top arka tarafta boşta kaldı. Emre dokunamadı. Atak devam edecek Ataşehir adına. Enes. Savunmanın bir müdahalesi. Köşe vuruşu. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak köşe vuruşunu. Enes gitti köşe vuruşunu kullanmak üzere. Ceza sahası aynı kalabalık. Enes ceza sahasına doğru gönderdi. Emre'nin vuruşu. Kaleci Diyar. Boşta kalan top. Enes uzaklaştırdı. Tekrar atak tazeledi. Ataşehir Doğuş takımı. Harun. Harun'dan önce Erdoğan girdi araya. Kaç atışı kullanacak Çekmeköy Alemdağ. Erdoğan. Gönderdiği yerde oyun alanını terk etti o top. Hemen kullanıldı taç atışı. Emrah'la. Top kaybı yaşadı. Sağ tarafa doğru aktardı Yahya. Riske girmeyerek. Ufuk. Gönderdiği yerde top kaybı yaşadı Ataşehir takımı. Avantaja bıraktı maçın hakemi sağ tarafa doğru Harun için hızlı bir top. Harun yetişti topa bastı frene. Harun içeri doğru ortası arka tarafta dokunamadı Yiğit. Atak devam edecek Alemdağ adına. Savunmadan bir müdahale geldi köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanacak Çekmeköy Alemdağ takımı. İlk yarıda 26. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Alemdağ stadında. Ceza sahası hayli kalabalık. İçeri doğru gönderilen top Harun'dan önce Emre karşıladı. Sağ taraftan yükleniyor Ataşehir Doğuş takımı. Emrah'tan kritik bir müdahale geldi. Savunma yerleşti Çekmeköy Alemdağ'da. Hemen kullanıldı taç atışı Yahya. Tekrar Yahya düşüncesi. O noktadan topu el değiştirdi. Taç atışı kullanacak. Çekmeköy Alemdağ takımı hemen kullanıldı. Kafalardan seken top. Uzun bir top gönderildi Harun'a doğru. Bir taç atışı daha kullanacak. Çekmeköy Alemdağ. Kararı değiştirdi. Maçın hakemi Eren Korkmaz. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak taç atışını. İshak yükseklik kazandırdı. Tekrar İshak. Yahya iki kişi arasında yerde kaldı. Nisa Artal'ın bayrağı vardı o noktada. Serbest vuruşunu belirledi Eren Korkmaz. Serbest vuruş kullanacak Ataşehir takımı. Yağmur da etkisini hafifletmeye başladı. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Ön tarafta Enes karşıladı o topu. Berkant'tan da top kaybı. Harun söktü aldı. Harun. Sol tarafta Yiğit'in koşusu var. Sağ tarafta kendini gösterdi Mesut'a doğru. Ancak kaleci Özgür'e kadar ulaştı o top. Özgür. Uzun bir degaj gönderdi. Taç atışı Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Sağ tarafa doğru aktarıldı. Riske girmedi İshak. Topu dışarı gönderdi. Hemen kullanıldı. Bir taç atışı daha kullanacak. Çekmeköy Alemdağ takımı köşe noktasına yakın bir mesafeden taç atışı kullanacak.
Emrah kullandı taç atışını. Bir top kaybı yaşadı orada. Çekmeköy Alemdağ takımı iki kişi arasına girdi. Satılmış çıkamadı o noktadan. Emrah ceza sahasına doğru gönderdi top. Göğsünü aldı Yiğit. Son müdahalesini yapamadı. Kaleci Özgür'de kaldı o top. Özgür uzun bir degaj gönderdi. Savunma arkasına doğru bir anda hareketlendi, satılmış. Riske girmedi. Azer döndü kalecisi. Diyar. O noktada bayrak havada. Maçın hakemi henüz o bayrağı görmedi. Şimdi o bayrağı görüyor. Mehmet Kümbeçoğlu'nun bayrağı havadaydı bu pozisyonda. En direkt serbest vuruş. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak. Hakan kullandı en direkt serbest vuruşu. Savunma arkasına doğru gönderilen top. Satılmıştan sekti. O noktada Enes. Mesut. Bir top kaybı yaşadı. Satılmış bıraktı Emre'ye. Tekrar satılmışın önüne doğru. Satılmış. Sol çaprazda ceza sahasına girme çabası. Emre. Çekmeköy Alemdağ savunması uzaklaştırdı o topu. Mesut. Berkant dikine gitti. Sağ tarafa doğru aktardı Yiğit. Ceza sahasına doğru gönderdiği top Harun'un arkasına düştü. Harun bastı topa. Harun. Ceza sahasına girme çabası. Savunmadan bir müdahale geldi toz koparandan. İki takım da mutlak gol şanslarını değerlendiremedi. Sağ taraftan kontra atak şansı 2-2 yakalandı. Çekmeköy Alemdağ savunması. Enes. Uzaklardan kaleyi yokladı. Kaleci bir yerden seken top. İkinci pozisyon. Serbest vuruşu verdi maçın hakemi. Ataşehir Doğuş takımında bir oyuncu yerde. İlk yarıda 32. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Çekmeköy Alemdağ stadında Hızlı Metal sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Hakem atışıyla oyun başladı. Yükseklik kazandırılan top. Mesut top kaybı yaşadı. Erdoğan girdi araya, pasını da aktardı, satılmış. Hızlı bir isimdi. Tekrar Mesut'un önünde kalan top. Sağ tarafa doğru aktarıldı. Yiğit bastı topa. Yiğit ayakta kaldı. Yardımcı hakem Mehmet Küçükoğlu'nun bayrağı havada. En direkt serbest vuruş. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Emirhan Taha Alagöz yayınlar kolay gelsin demiş. Yorum yap butonlarını kullanırsanız fırsat buldukça yorumlarınızı aktarma şansımız olur. Düdük geldi. Emrah kullanıyor serbest vuruşu, ceza sahasına doğru çevirdi. Berkant'ın kafa vuruşu. Savunmanın bir müdahalesi var. Köşe vuruşu. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Harun gidiyor köşe vuruşunu kullanmak üzere.
Harun topun gerisinde. İçerisinde bir sakatlık var. Şimdi o sakatlık giderildi. Taç atışıyla oyunu başlatacak Ataşehir takımı. Bu yayını paylaşarak da sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Sevdiklerinize ulaştırmak için alt tarafta bulunan paylaş butonunu kullanarak sosyal medya hesaplarınızdan da iletebilirsiniz. Bunu da aktaralım. Ayarlar kısmından 720p seçeneğini aktif ederseniz yayını HD kalitesinde izlersiniz. Bunun da bilgisini geçelim. Taç atışı kullanıldı. Serbest vuruş. Ataşehir takımı kullanacak. Ceza sahası. Yan çizgisi üzerinden. Nisa Ertal'ın bayrağı vardı o kararda. Maçın hakemi de Eren Korkmaz serbest vuruşu belirledi. Serbest vuruş kullanacak. Ataşehir takımı ceza sahasına doğru gönderilen top barajdan döndü. Yerde kaldı Berkant. Serbest vuruşu verdi Eren Korkmaz. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Topun hareketli olduğunu belirtiyor. Yerinden kullanılmasını istedi. Maçın hakemi. Uzun bir top gönderildi savunma arkasına doğru. Enes karşıladı o topu. Mehmet rakibine yaptığı müdahale. Serbest vuruş. Ataşehir takımı kullanacak. Hemen kullanılmasını istemediler. Yerden gönderilen top. O noktada Çekmeköy Alemdağ takımında kaldı o top. Yükseklik kazandırdı Doğan. Sağ tarafa doğru aktarılan top. Ufuk'un kontrolünde. Taç atışı Ataşehir takımı kullanacak. İlk yarıda 38. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Derbi tadındaki müsabakada liderlik koltuğu savaşında taç atışını kullanacak. Doğan uzun bir taç atışı geldi. Savunma karşıladı o topu. Uskoparan karşılamıştı. Karşı atak şansı. Savunma yerleşme çabasında Çekmeköy Alemdağ'da. Azer kritik bir müdahale yaptı. Taç atışı. Ataşehir takımı kullanacak. Yahya. Serbest vuruşu belirliyor Eren Korkmaz. Tehlikeli hareket olarak değerlendirdi. Azercan'ın yaptığı müdahalede. Hakan geldi topun gerisine. Serbest vuruşu kullanmak üzere. Kaleyi cepheden gören pozisyon. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek.
Kaleci Diyar üçlü bir baraj istedi takım arkadaşlarından. Doğan da o barajın içinde. Eren Korkmaz'dan düdüğü bekliyoruz serbest vuruş için. Hakan uzaklardan kaleyi yokladı. Diyar'ın müdahalesi var mı diye bakıyoruz. Kale vuruşu. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. O kadar güzel vurdu ki. Direk dibinden dışarı çıktı. Emre sol tarafa doğru aktardı. Enes rakibinden sıyrıldı. Emrah'tan satılmış. O noktada savunmada Doğan'a çarpan top. Atak devam ediyor. Erdoğan. Ekrem Doğan. Berkant. İndirdiği yerde İshak girdi araya. Erdoğan'la buluşturdu topu. Erdoğan yerden pası Emre'ye doğru. Emre ceza sahasına doğru aktardı. Savunmada dikkatli. Doğan. Hemen kullanıldı taç atışı Enes. Berkant karşısında. Satılmış. Sağ tarafa doğru çevirdi. Ufuk. Harun mücadelesi. Az önceki duran top organizasyonunu izleyelim. Burada. Hakan öyle bir. Duran top organizasyonu izledik ki. Oradan dışarı gitti. İshak. Sağ tarafa doğru aktardı Yahya. Top kaybı. Topu kazandı Enes. Sağ tarafa doğru Harun'a gönderdi. Harun ufuk mücadelesi. Taç atışı Ataşehir Doğuş takımı kullanacak. Artık normal sürede ilk yarıya 4 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Hızlı Metal sponsorluğunda Alemdağ Stadı'ndaki yayınımızda. Erdoğan. Sol tarafa doğru aktardı tekrar Erdoğan. Savunma yerleşti Çekmeköy Alemdağ'da. Erdoğan ceza sahasına doğru gönderdi. Enes'in vuruşu. O noktada Emrah'tan kritik bir müdahale geldi. Taç atışı kullanacak Ataşehir Doğuş takımı. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Bir anda Mesut'un önünde kaldı. Mesut, Emre mücadelesi. Mesut ayakta kaldı. Sol tarafa doğru pası. Harun indirdiği yerde Berkant. Uzun bir top gönderdi. Savunma arkasına doğru Yiğit hareketlendi. Yiğit göğsüyle kontrol etti. Yiğit'in vuruşu. Golü vurdu. Çekmeköy Alemdağ takımı Yiğit'te. Mükemmel bir gol attı Yiğit. Önünü aldı. Göğsüyle indirdi. Ceza sahasına girdi. Kaleci Özgür'le karşı karşıya kalarak golü buldu. Skoru 1-0 yapıyor. Çekmeköy Alemdağ takımı. Ataşehir Doğuş karşısında. Golün tekrarını isteyelim Recep Kivinizden. Atak böyle gelişti. Enes bastı topa. Sağ tarafa doğru Harun düşündü. Harun'un indirdiği yerde uzun bir top gönderildi savunma arkasına doğru. Yiğit hareketlendi göğsüyle aldı. Ceza sahasına girdi vuruşunu yaptı. Topu da filelerle buluşturdu. 1-0 önde Çekmeköy Alemdağ takımı. İlk yarının 43. dakikasında Yiğit'in attığı golle Hakan düzeltiyorum Emre yükseklik kazandırdı. Enes düzeltiyorum Mesut. Yatarak bir müdahale geldi. Topu kazandı. Mesut'un önüne doğru. Mesut. Enes mücadelesi. Mesut ayakta kaldı. Pasını aktardı Emrah'a doğru. Enes girdi araya. Savunmada da Erdoğan uzaklaştırdı o topu. Oyun hareketlendi bu dakikalarda. Taç atışı. Ataşehir takımı kullanacak. Top oyun alanını terk etti.
Yiğit'in attığı golle 1-0 önde. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanıldı taç atışı Erdoğan. O noktada Emrah'a çarpan top bir taç atışı daha kullanacak. Ataşehir Doğuş takımı. Erdoğan gitti topun gerisine. Ters bir müdahale. Mesut'tan. Taç atışı. Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü kullanacak. Kademesine dikkatli. Doskoparan uzaklaştırdı o topu. Karşı atak şansı. Harun topu tekrar kazandı. Harun ayağından aşınca top kaybı yaşadı. Bu sefer Ataşehir takımı da yaşadı bir top kaybı. Doskoparan. Harun'un gönderdiği yerde Doskoparan'ın müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak. Çekmeköy Alemdağ takımı. 2 dakikalık ilave zaman işareti geldi maçın hakeminden. Hızlı Metal sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz Alemdağ stadında. Sizler de yayınlarınıza bizleri davet etmek isterseniz Özsoy Prodüksiyon Instagram hesabımız. Bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Gerekli yayın bilgilerimize oradan ulaşabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Köşe vuruşu kullanıyor Çekmeköy Belediye. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Doskoparan. Hakan. O noktada Emrah göğsüyle indirdi. Pasını aktardı. Tekrar Emrah. Uzaklardan kaleyi yokladı Emrah. Savunmanın bir müdahalesi var. Köşe vuruşu. Çekmeköy Belediye kullanacak. Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü. Yiğit'in attığı golle 1-0 önde. Harun geldi köşe vuruşunu kullanmak üzere. Harun ceza sahasına doğru gönderilen top arka direkte. Kimse dokunamadı. Oradan dışarı gitti. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Özgür. O noktada ayağından aşılan top. Enes'in müdahalesi yetersiz kaldı. Kademesinde dikkatli Orhun riske girmedi. Topu taça gönderdi. Ceza sahasında kaleci Diyar çıktı kalesinden. Topu kazandı. Serbest vuruş. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak. Sol tarafa doğru aktarılan top. Yerinden kullanılmasını istedi. Maçın hakemi Eren Korkmaz. Hakan topun gerisinde. Serbest vuruşu kullanmak üzere savunma arkasına doğru gönderilen top. O noktada kademesi dikkatli. Çekmeköy Alemdağ Belediyespor'un. Uzun bir top savunma arkasına doğru Karaca Özgür'e kadar ulaştı. Hakan. Erdoğan. Savunma arkasına doğru gönderdiği top. Kademesi dikkatli. Çekmeköy Belediye Alemdağ'ın. Taç atışını kullanacak Erdoğan. Berkant. Yiğit. Golün sahibi. Sol tarafa doğru Harun düşüncesi. Ufuktan seken top yandı. Mesut'un önünde kaldı. Hakan. Mesut'tan yatarak müdahale taç atışı. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İkinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Golün tekrarına bir göz atalım. Devre arasına gitmeden önce
Reji ekibimiz ekranlara taşırsa. Golün organizasyonu böyle gelişti. Savunma arkasına doğru uzun gönderilen top. Yiğit göğsüyle aldı. Ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı. Topu da filelerle buluşturdu. Golden sonraki sevincini de yaptı. Yiğit 1-0 öne geçirdi. Çekmeköy Alemdağ takımını. İkinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. İyi seyirler. Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 ligi, U18 ligi, 2. amatör lig, 1. amatör lig, süper amatör lig, bölgesel amatör lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz. Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 ligi, U18 ligi, 2. amatör lig, 1. amatör lig, süper amatör lig, bölgesel amatör lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz.
Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 ligi, U18 ligi, 2. amatör lig, 1. amatör lig, süper amatör lig, bölgesel amatör lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz.
Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 ligi, U18 ligi, 2. amatör lig, 1. amatör lig, süper amatör lig, bölgesel amatör lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz. İkinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Ataşehir Doğuş karşısında Alemdağ takımının Yiğit'in attığı golle 1-0 üstünlüğü var. 42. dakikada geldi o gol. Ve ikinci yarı başlamak üzere. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir skor ortaya çıkacak. 1-0 önde Çekmeköy Belediye. Alemdağ takımı Hızlı Metal sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Alemdağ stadında. Maçın hakemi Eren Korkmaz'dan ikinci yarının düdüğünü bekliyoruz. Keyif dolu liderlik müsabakası. 1-0 önde Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü. Ataşehir Doğuş Spor Kulübü ile karşı karşıya müsabakasında ve ikinci yarının düdüğü geldi. Endirekt serbest vuruşu belirliyor maçın hakemi. Nisa Ertal'ın bayrağı vardı bu pozisyonda. Endirekt serbest vuruş kullanacak Ataşehir takımı. Uzun bir top gönderildi orta yuvarlığa doğru. Kademesine dikkatli Orhun. Berkant. İshak ayak koyan isim de o noktada. Savunma arkasına doğru gönderilen top. Kademede dikkatli. Çekmeköy Belediye Alemdağ takımı. Doğan. Bekletmeden uzaklaştırdı o topu. Erdoğan. Savunma arkasına doğru satılmış bastı topa ceza sahası içinde çaprazdan şutu. Savunmadan döndü atak devam ediyor. Hakan uzaklardan kaleyi yokladı. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Ataşehir takımı. İkinci yarı hızlı başladı. Ceza sahasında yerde yatan bir oyuncu var. Çekmeköy Alemdağ takımında. Mehmet yerde. Sağlık ekipleri de oyuna davet edildi.
42. dakikada Yiğit'le kaydettiği golde 1-0 önde Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Diyar. Hemen oynadı sağ tarafında bulunan Doğan'la. Doğan gönderdiği yerde oyun alanı terk etti top. Taç atışı Ataşehir takımı kullanacak. Uzun bir taç atışı geldi ufuktan. Enes yerde kaldı. Yardımcı hakemin bayrağı vardı o noktada. Maçın hakemi Eren Korkmaz da serbest vuruşu belirledi. Serbest vuruş kullanacak Ataşehir takımı. Topun gerisine geldi, satılmış. Serbest vuruşu kullanmak üzere. Yağmur da etkisini yitirdi Alemdağ stadında. Bunun da bilgisini geçelim. Tekli bir baraj istedi kaleci Diyar. Satılmış, ceza sahasına doğru gönderdi. O noktada Çekmeköy savunması uzaklaştırdı topu. Erdoğan'ın pası savunma arkasına doğru. Kaleci Diyar. Diyar uzun bir degaj kullandı. Orta yuvarlığa doğru. Emre'den seken top. Savunmada Hakan uzaklaştıran isimdi. Harun bastı topu, aldı önüne. Harun yerde kaldı. Oynayın diyor Eren Korkmaz. Bir Enes'le anlaşmazlık oyun alanı terk etti. Taç atışı Alemdağ takımı kullanacak. Uzun bir taç atışı geldi. Bu sefer aynı noktadan taç atışını Ataşehir takımı kullanacak. Emrah. Düzeltiyorum. Ufuk topun gerisinde taç atışı için. Ufuk uzun bir top gönderdi. O noktada İshak içeri doğru çevirdiği top savunma karşıladı. Yerde kalan bir oyuncu var Çekmeköy Alemdağ takımında. Serbest vuruşu da belirledi Eren Korkmaz. Serbest vuruş kullanacak Çekmeköy Alemdağ takımı. Uzun bir top gönderdi orta yuvarlığa doğru. Kaptan Emre karşıladı. Kafalardan seken top. Enes top kaybı yaşadı o noktada. Kademesine dikkatli Orhun. Berkant. Düzeltiyorum, Harun savunma arkasına doğru. Kaleci Özgür'e kadar geldi. Bir anda satılmış hareketlendi. Kritik bir müdahale Mehmet'ten. Taç atışı Ataşehir takımı kullanacak. Savunma arkasına doğru. Bir anda önünde buldu Mesut. Mesut! Bayrak havada bu pozisyonda. Nisa Ertal'ın bayrağı havadaydı. En direkt serbest vuruş. Pozisyonun tekrarına bir göz atalım.
burada bayrak kalkmıştı. Mesut için. Serbest vuruşu hemen kullandı. Ataşehir Doğuş. Sağ tarafa doğru aktarıldı. Yahya top kaybı yaşadı. Kontra atak şansı. Serbest vuruşu veriyor. Eren Korkmaz. Taraftarın da itirazı vardı bu pozisyona. Topun gerisine geldi Hakan. Serbest vuruşu kullanmak üzere. Taraftarın da desteği devam ediyor. Takımına şu anda Yağmur da etkisini göstermeye başladı devre arasında. Yağış durmuştu. Ancak müsabakanın ikinci yarısının 53. dakikasında yoğun bir yağmur yağışı yine başladı. Alemde asıldığında yeşillik alan içerisinde olması biraz da yağışın etkili olmasına neden oluyor. Hakan geldi topun gerisine serbest vuruşu kullanmak üzere. İkili bir baraj istedi kaleci Diyar. Hakan uzaklardan kaleyi yokladı. Üst ağlarda kaldı Hakan'ın vuruşu. Maçın hakemi hızlı olmasını istiyor. Ataşehir takımında bir değişiklik gelecek. Kaptan Emre oyundan alınan isim. Kaptanlık pozu bandını Hakan'a bıraktı. Oyuna giren ismin forma numarasını gördüm. Hemen o ismi de sizlere aktaracağım. Evet, oyuna dahil olan isim Emre'nin yerine Mert oyuna dahil oldu. Ataşehir Doğuş takımında. Duran top organizasyonu böyle gelişti. Hakan'ın vuruşu üst ağlarda kalmıştı. Hemen kullanıldı taç atışı. Hakan yükseklik kazandırdı sağ taraftan. Yükleniyor. Çekmeköy Belediye Alemdağ takımı. Topu kaybetti. Yanda Yahya. Yahya Orhun'dan sıyrıldı. Orhun'un yaptığı müdahale. Serbest vuruş. Serbest vuruş kullanacak Ataşehir Doğuş takımı. Kritik bir nokta. Satılmış geldi topun gerisine. Serbest vuruşu kullanmak üzere. Üçlü bir baraj istedi kaleci Diyar. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek topun gerisinde. Satılmış ve Enes var. Ceza sahasında itişmeler var. Enes kullanılmadı. O serbest vuruş. Maçın hakemi Eren Korkmaz da uyarılarını yapıyor iki oyuncuya da. Ve düdük geldi. Satılmış. Ceza sahasına doğru gönderdi. Top kafa vuruşu Hakan'dan. Üst ağlarda kaldı. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Ataşehir Doğuş takımı.
Alemde Aslan'daki yayınımız Öztürk TV YouTube kanalından sizlerle birlikteyiz. Hızlı Metal sponsorluğunda 1-0 önde Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü Yiğit'in attığı golle. Sol tarafa doğru aktardı Yiğit. O noktada serbest vuruş. Ataşehir takımı kullanacak. Ceza sahasına doğru gönderildi. Berkant ayağından açtı, top kaybı yaşadı. Ceza sahasına doğru gönderildi. Top ters bir vuruş. Yanağlarda kaldı. Köşe vuruşu. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak. Satılmış gitti. Köşe vuruşunu kullanmak üzere. Duran toplarda sürekli satılmış görev alıyor. Akın'ın kafa vuruşu. Kaleci Diyar. Kritik bir pozisyon. Gol izi tanımadı. Taraftarından da alkış aldı bu pozisyondan sonra Diyar. Tekrar ceza sahasına doğru gönderilen top. Savunma uzaklaştırdı. Hemen kullanıldı taç atışı. Orhun savunmada dikkatli. Savunma arkasına doğru. Arka tarafta Yiğit'in koşusu var. Yiğit yetişme çabası da Erdoğan karşısında yetişti. Bastı topa, döndü geriye. Emre tekrar Yiğit düşüncesi. Kısa düşse de Yiğit buluştu o topla. Yiğit yerden gönderdi. Yerde topun üstünden atladı. Azer Harun uzaklardan kaleyi yokladı. Sonuç alamadı. Çekmeköy Alemdağ takımı. Az önceki köşe vuruşu organizasyonu burada. Hakan'ın kafa vuruşu. Kaleci Diyar. Gol izi tanımamıştı. Harun. O noktada bir top kaybı. Az önceki organizasyonu bir daha ağır çekimde izleyelim. Burada savunmadan seken top uzaklaştırıldı. Uzaklardan kaleyi yokladı Berkant. Savunmanın bir müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak. Çekmeköy takımı. Berkant gitti topun gerisine. Köşe vuruşunu kullanmak üzere. Havanın da hayli soğuduğunu aktaralım. Alemde Aslı'nda. Kaleci Özgür. Kaleci Özgür'e yapılan müdahale, serbest vuruş hemen kullandı Özgür. Sağ tarafa doğru aktardı. Döndü geriye Hakan. Uzun bir top, savunma arkasına doğru. Kademesine dikkatli Orhun. Kaleci Diyar'ın kontrolünde. Kale vuruşu. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. İkinci yarıda 62. dakikadayız. İlk yarıda 42. dakikada Yiğit'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Çekmeköy Alemdağ takımının
Kısa düşen kale vuruşu. Mert top kaybı yaşadı. Sağ tarafa doğru aktarıldı. Mesut. Hızlı bir top Mesut. İçeri doğru ortası Yiğit'ten önce. Kademesinde dikkatli. Doskoporan. Topu dışarı gönderdi. Belki de burada savunma arkasına doğru Mesut'tan gönderilen top. Kademenin bir müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak. Çekmeköy Belediye Alemdar Spor Kulübü kafa vuruşu. İnekten döndü. Bu dakikalarda yüklenmeye başladı. Çekmeköy Alemdağ takımı. Özgür kale vuruşuyla oyunu başlatacak. O noktada Mehmet'ten ters bir müdahale. Kaleci Diyar. Burada kafa vuruşu direkten döndü. Savunmada uzaklaştırdı o topu. Özgür'den seken top. Boş kale. Topu Bilal'le buluşturdu Çekmeköy takımı. Bir anda Özgür kademesinde kalınca ancak yardımcı hakemin bayrağı vardı bu pozisyonda. Bakıyoruz maçın hakemine. Nisa Ertal bayrağını kaldırmıştı. Mesut'un gol pozisyonunda yardımcısıyla bir görüşme halinde. Eren Korkmaz. Bakıyoruz. Kararı bekliyoruz bizler de. Bakalım nasıl bir karar. Gol iptal oldu. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Bizler de pozisyonun tekrarını hazırlayalım sizler için. Bir oyuncu değişikliği geldi. Ataşehir Doğuş takımında Kaan oyundan alınan isim. Yerine Enes dahil oldu. Yatarak bir müdahale geldi. Savunmada uzaklaştırdı. Harun'un şutu asfaltta dışarı çıktı. Az önce filelere giden gol böyle iptal oldu. Enes'in golü Recep'imiz de ekranlara taşıdı.
Yerde yatan bir oyuncu var. Hemen kullanıldı taç atışı. Harun. Düzeltiyorum. Berkant yerde kaldı. Oynayın diyor maçın hakemi. Hakan dokunamadı. Bir anda Yahya. İshak. Yahya. Savunma arkasına doğru. Enes. Enes çizgi üzerinde kontrol etti. Enes. Kademesine dikkatli Doğan. Hemen kullanıldı. Taç atışı derken o noktada Ufuk kullandı taç atışını. Satılmış. Satılmış yerde kaldı. Yardımcı hakemin bayrağı var. Serbest vuruşu kullanacak. Ataşehir Doğuş takımı. Satılmış topun gerisinde. İkinci yarıda 69. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Çekmeköy Belediye Alemdağ takımının satılmış. Ceza sahasına doğru gönderdi. Top Berat çıktı kalesinden. Golü gördü. Hakan attı. Sevincini de yapıyor. Golden sonra kafa vuruşuyla topu Bilal'le buluşturdu. Bir de kart çıktı o noktada. Bir birlik eşitliği yakalıyor. Ataşehir Doğuş takımı Hakan'ın attığı golle gol böyle gelişti. Ceza sahasına doğru Hakan'ın kafa vuruşu. Golü buldu. Ataşehir Doğuş takımı. Diğer boşta kalmıştı. Savunma arkasına doğru. Kaleci Özgür. Boşta kalan top. Enes'in. Düzeltiyorum. Mesut'un Özgür'e yaptığı müdahale. Serbest vuruş. O noktada bir gerginlik var. Golün tekrarını bir daha izleyelim. Böyle ceza sahasına gönderdi satılmış. Hakan'ın kafa vuruşu. Golü kalesinde gördü. Ataşehir Doğuş takımı 1-0 öne geçirdi. Hakan'la maçta iptal olan bir gol var. Çekmeköy Alemdağ takımı Mesut'la golü bulmuştu. Yardımcı hekemin bayrağıyla o gol iptal oldu. Bunu da aktaralım. Hızlı Metal sponsorluğunda Alemdağ stadında yayınımız devam ediyor. Yağmurlu bir İstanbul akşamı. Hakan kullandı. Serbest vuruşu uzun bir top gönderdi. Mert aktardığı yerde top kaybı. Taç atışı Çekmeköy Alemdağ takımı Emrah'la kullandı. Bir taç atışı daha kullanacak. Ataşehir Doğuş takımı bir birlik eşitliği yakaladı Hakan'ın golüyle. Hakan. Enes top kaybı yaşadı. Ataşehir Doğuş takımı Harun savunma arkasına doğru Mesut hareketlendi. Mesut önünde buldu. Mesut ceza sahasına girdi şutunu çekti. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Offside gerekçesiyle.
Burada pozisyonun tekrarı, savunma arkasına gönderilen top. Ene sıyrıldı. Filelere giden gol. Değeri kazanmadı o top. Pozisyonun başlangıcından bir de izleyelim. Burada savunma arkasına doğru gönderildi. Enes çok güzel sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Yardımcı hakemin bayrağıyla iptal oldu bu gol. Taç atışını kullandı Ataşehir Doğuş takımı. Serbest vuruş. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. İkinci yarıda 74. dakikadayız. Hakan girdi araya. Yükseklik kazandırıldı. Harun iki kişi arasında yerde kaldı. Serbest vuruşu veriyor maçın hakemi. Harun kullanacak. Serbest vuruşu. İki kişilik baraj var. O noktada düdük geldi. Harun ceza sahasına doğru gönderdiği top. Arka tarafta kafa vuruşu. Oradan dışarı gitti. Az önce iptal olan gole de bir göz atalım. Burada savunma arkasına doğru gönderildi. Mesut için bayrak kalkmıştı. Mesut'un vuruşu da topu filelerle buluşturdu ancak offside gerekçesiyle iptal oldu o gol. Nisa Ertan'ın bayrağı vardı o noktada. Endirekt serbest vuruşu kullanacak Emrah. Uzun bir top gönderdi. Savunma arkasına doğru göğsüyle indirdi. Yiğit o noktada boşta kalan top. Kale vuruşu. Ataşehir Doğuş takımı kullanacak. Değişiklik geliyor. Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü'nden. Oyundan alınan ismi henüz göremedik. Evet, şimdi yöneldi. Enes oyundan alınan isim. Enes'in yerine 19 numaraları sırt formasıyla Onur oyuna dahil oldu. Hakan kullandı kale vuruşunu. Erkant'tan seken top. Emrah satılmış mücadelesi. Emrah topu kazandı. Savunma arkasına doğru gönderdiği top. Hakan kademede dikkatli. Savunma arkasına doğru aktarılan top. Ataşehir Doğuş takımından. Bir anda hareketlendi Enes. Kaleci yar çıktı kalesinden. Yarın kontrolünde kale vuruşu. İkinci yarıda normal sürede 78. dakikadayız. Bir birlik eşitlik var. Diyar'da endirekt serbest vuruş gerekçesiyle öne çekmişti topu. Maçın hakemi
Kale vuruşunu işaret etti. Orta yuvarlığa doğru gönderilen top. Harun. Şık çalımlar. Harun ceza sahasına doğru gönderdiği top. Bir anda önünde buldu Onur. Çok güzel önüne aldı. Ancak kaleci Özgür başarılı. Özgür uzun bir top gönderdi. O noktada ters bir müdahale geldi. Doğan'dan Enes için bayrak havada, endirekt serbest vuruş. Serbest vuruş kullanacak. Çekmeköy Alemdağ takımı tüm ümitleriyle yüklenmeye başladı. Mesut topun gerisinde serbest vuruşu kullanmak üzere. Mesut. Orta şut karışımı kaleci Özgür'e kadar ulaştı. Özgür uzun bir degaj gönderdi. Alemdağ savunmasına kadar. O noktada Orhun dikkatli. Yahya sol tarafa doğru aktardı. Erdoğan ceza sahasına doğru ortası. Kaleci Diyar. Uzun bir degaj. Mesut'a doğru. Mesut Erdoğan mücadelesi. Mesut hızlı bir oyuncu topu kazandı. Ayağından aşınca Hakan girdi araya. Savunma arkasına doğru satılmış. Çizgi üzerinde kontrol etti. Onu karşıladı. Azer. Enes. Bastı topa Enes. Ceza sahası içinde top kaybı. Berkant söktü aldı. Pasını da aktardı. Onur da aktardı Harun'a. Tekrar Onur'un önüne düşünce bir anlaşmazlık yaşadı. Harun'la Onur topu kazandı. Kaleci Özgür uzun bir degaj gönderdi. O noktada Orhun yerde kaldı. Oyuna iniyor maçın hakemi. Ceza sahası içinde Enes yatarak bir müdahale. Mehmet'ten köşe vuruşu kullanacak. Satılmışla Ataşehir Doğuş takımı normal sürede 81. dakikadayız. Birbirlik eşitlik var. Ceza sahasına doğru ön direkte savunma karşıladı. Satılmışla atak devam edecek. Satılmış ceza sahasına girme çabası. Penaltı noktasını gösterdi maçın hakemi. Bizler ceza sahası dışında gördük. O noktada bir penaltı kararı çıktı. Pozisyonun tekrarını izleyelim. Pozisyonun tekrarı geliyor burada. Yerde kaldı. Penaltı noktasını da gösterdi maçın hakemi bu kararda. Bir de ağır çekimde isteyelim reji ekibimizden. Ceza sahasına doğru sıyrıldı. Yerde kaldı. Penaltı kararı çıktı bu pozisyonda. Bizler dışarıda olarak görmüştük maçın hakemi. Penaltı olarak değerlendirdi.
Penaltı kararı iptal oldu. Az önce bizler de belirtmiştik çizginin dışında olduğunu. Sizlere de yansıttık tekrarlarıyla. Hatta ağır çekimde de ilettik sizlere. Ceza sahası dışında olduğunu maçın hakemi de öyle değerlendirdi. Eren Korkmaz yardımcısına da baktı. Mehmet Kümençoğlu'yla konuşmasında serbest vuruşu belirledi. Ceza sahası yan çizgisi üzerinden serbest vuruşu kullanacak. Ataşehir Doğuş takımı topun gerisine satılmış ve Enes var. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek. Satılmış topun gerisinde. Satılmış. Ceza sahasına barajdan döndü. Karşı atak şansı Onur. Bıraktı Berkant. Şık sıyrıldı Berkant. Yerde kaldı Hakan'la girdiği mücadele. Serbest vuruş. Serbest vuruşu belirliyor maçın hakemi. Hakan'la girdiği mücadelede sarı kartı gördü Hakan. Hakan sarı kartı gören isimdi. Ataşehir Doğuş takımında Recep'imiz de ekranlara taşıdı. Berkant'ın tedavisi devam ediyor. Sağ içerisinde birbirlik eşitliği var. Ataşehir Doğuş takımının ilk yarıya 1-0 önde gitti. Çekmeköy Alemdağ Spor Kulübü ikinci yarıda bir duran top organizasyonu, Hakan'ın kafa vuruşu topu filelerle buluşturdu. Ataşehir Doğuş takımı birbirlik eşitliği yakaladı. Ve skor 1-1. Başta çıkan bir penaltı kararı ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle iptal oldu. Bunu da aktaralım. Bir de Enes Mesut'un filelere giden topu offside gerekçesiyle iptal oldu. O noktada Nisa Ertal'ın bayrağı havadaydı. Endirekt serbest vuruş gerekçesiyle değişiklik geliyor. Çekmeköy Alemdağ takımında. Bir değişiklik de Ataşehir Doğuş takımında gelecek. Şu anda iki oyuncu da köşe noktasında bekliyorlar. Evet. Oyundan alınan isim Erdoğan oyundan alınıyor. Bir de yedek kulübesine doğru Yahya hareketlendi. Yahya da oyundan alınan isim. İki oyuncu değişikliği yaptı. Ataşehir Doğuş takımı Berkant hala yerden kalkmış değil. Sakatlığı var. Latifan oyuna dahil oldu. Ataşehir Doğuş takımında az önce. Öteki değişikliğin numarasını henüz göremedim. Gördüğümde de size aktaracağım. Berkant'ın tedavisi hala devam ediyor.
Maçta iptal olan iki gol. Ofsayt gerekçesiyle. Berkant hala yerden kalkmış değil. Hakan'ın yaptığı müdahalede Hakan da gitti. O noktaya özür diliyor. Berkant'tan. Onur da. O noktada bir gerginlik çıktı. Gergin bir bekleyiş devam ediyor. Berkant için sedye geldi. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz Berkant'a. Umarız kısa sürede sağlığına kavuşur ve yeşil sahalara geri döner. Berkant'ı da taraftarı alkışladı. Bugün çok ter döktü. Zorunlu bir değişiklik geldi. Çekmeköy Alemdağ takımında. Şu anda hocaları da takımını topladı. Konuşma içinde. Dakikalık ilave zaman işareti geliyor maçın hakeminden. Oynanmamış süre ek. 15 dakika daha izleyeceğiz bu müsabakayı. Sağ tarafa doğru aktarılan top. O noktada bir anda hareketlendi. Hakan Enes uzaklardan kaleyi yokladı, düzeltiyorum. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Artı 15 dakikalık ilave zaman işareti geldi Eren Korkmaz'dan. Siz değerli izleyenlerimize aktaralım. Doğrudan bir vuruş. Topu Bilener'le buluşturdu. Ataşehir Doğuş takımı. Golden sonra sevincini de yaptı. İlave zamandan sonra
Skoru 2-1 yapıyor. Ataşehir Doğuş takımı. Enes'in attığı golle 2-1 üstün Ataşehir Doğuş. Maçın hakemi de yardımcısıyla bir konuşma halinde. Eren Korkmaz, Nisa Ertal'la bir konuşma sürdürüyorlar. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Belki de Enes'e bir kart çıkması ihtimal. Formasını çıkardıktan sonra taraftara doğru yaptığı hareket belki de kırmızı kartı getirebilir Ataşehir takımına. Evet, şu anda Enes'i çağırdı. Sarı kart gördü Enes. Kırmızı kart çıktı o noktada. Bakıyoruz. Hangi isme çıktı o kart? Enes şu anda o noktada kırmızı kartı gören isim. Şu anda oyun durdu. Hızlı Metal sponsorluğundaki yayınımız Alemdar Stadında 2-1 üstün durumda. Ataşehir Doğuş takımı Çekmeköy Alemdar karşısında. Mesut'a çıktı o kırmızı kart. Santra vuruşu yapıldı.
Çekmeköy takımında kırmızı kartla oyun dışı kaldı Mesut. Bunu da aktaralım. 10 kişi mücadele ediyor. Kalan süreye 99. dakikadayız. Ceza sahasına doğru aktarılan top. Özgür'den önce kafa vuruşu. Uzun bir ilave zaman işareti geldi. Hızlı olmasını istiyor. Maçın hakemi Özgür'ün. Özgür. O noktada ayak koyan isim Orhun'du. Soğukta etkisini gösterdi. Bizler de bazen telaffuzda sorun yaşıyoruz. Enes. Enes ceza sahasına girdi Enes. Yatarak bir müdahale geldi Harun'dan. O noktada Mert'ten önce savunma dikkatli Çekmeköy Alemdağ'da. Latifan'dan sıyrıldılar savunma arkasına doğru. Onur hareketlendi. Kaleci Özgür çıktı. Topu dışarı gönderdi. Taç atışı. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Hemen kullanıldı. Doğan'dan top kaybı sağ tarafa doğru aktarıldı Enes. Enes gönderdiği yerde kaleci Diyar. Uzun bir top gönderdi. O noktada kafadan seken top. Mehmet vuruşunu yaptı. Sonuç alamadı bu pozisyonla. Atak devam ediyor. Sol tarafa doğru aktarılan top. Mert'e derinlemesine gönderdi. Satılmış'ın koşusu var. Hızlı bir top oldu. Oyun alanı terk etti. Artık 100. dakikadayız. 5 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. İlave zamanda. Özsoy Prodüksiyon Instagram hesabımız. Bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Özsoy TV YouTube kanalı ile sizlerle birlikteyiz. Doğan. Yiğit. İlk golün sahibi Yiğit. Sol tarafa doğru aktardı. Emrah. O noktada top kaybı geldi. Ceza sahası içinde Enes yerde kaldı. Oyunu iniyor maçın hakemi. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Amatör lig maçlarını Özsoy TV kanalımızdan yapıyoruz. Bunun da bilgisini verelim. Şu anda Berkant için ambulansla stada giriş yaptı. Şu anda da sizlere yansıdı ekranda. Kaleci Diyar. Uzun bir top gönderdi savunma arkasına doğru.
Oradan kaleye düşünülen top. Oyun alanını terk etti. Artık normal sürede son 2 dakikanın içindeyiz. Diğer kullanacak kale vuruşunu. Artık son ümitler. 2 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Savunma arkasına doğru. O noktada Hakan yerde kaldı. Oynayın diyor maçın hakemi. Enes. Doğan'ın presi, taç atışı. Bir taç atışı daha kullanacak Ataşehir takımı. Topu el değiştirdi. Alemdağ takımı kullanacak şimdi o taç atışını. Bir elle oynama oynayın diyor. Açın hakemi. Serbest vuruş. Çekmeköy Alemdağ takımı kullanacak. Emrah savunma arkasına doğru gönderdi. O noktada Ataşehir Doğuş savunması karşıladı ve maçın son dediği geliyor. 2-1'lik skorla puanı hanesine ekleyen isim Ataşehir takımı oldu. Ben Onur Özsoy, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Özsoy Prodüksiyon sizlere görüntüyü aktardı. İyi akşamlar diliyoruz. Alemdağ Stadı'ndan bugünlük burada yayınımız sona eriyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amatör lig heyecanını kanalımız üzerinden yapıyoruz. Bunun da bilgisini verelim. Kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra artık yayınımız sona erecek. Amatör lig heyecanını ekranlara taşıyoruz. U16 ligi, U18 ligi, 2. Amatör Lig, 1. Amatör Lig, Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig olmak üzere maçlarınızı canlı anlatım ile sizlerle buluşturuyoruz.